Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Livadiya.com'da. Şimdi öncelikle böyle bir düzenleme yapılması önemli. En azından yeterli olmasa da genel olarak kredi kartı borcu olanlar ve ihtiyaç kredisi olanlar için ihtiyaç kredisi ödemeyenler için önemli bir düzenleme. Burada en dikkat çekici nokta şu: hükümet veya BDDK ve Merkez Bankası enflasyonun altında dar gelirli vatandaşların ezildiğini kabul etmiş oldu. Neden kabul etmiş oldu? Dar gelirli vatandaşlar kredi kartı borçlarını ve ihtiyaç kredilerini ödeyemiyor. Bunu gördü. Neden ödeyemiyor? Enflasyon yüksek olmasından nedeniyle ve enflasyonun düşmesine yönelik alınan tedbirler nedeniyle ödeyemiyor. Bunu ödeyemeyen vatandaşlara bu yardımcı olmak için yaptı ki bu önemli bir aşamadır. Dar gelirli vatandaşların sıkıntıda olduğunu, yoksulluk sınırının altında asgari ücreti kaldığını, emeklilerin yoksulluk sınırının altında kaldığını kabul etmiş oldu. Düzenlemede temel olarak şu noktalar var. Bir defa kredi kartı faizlerinde dönem borcu 25 bin liranın altında olanlar için 3.50, 25 bin, 50 bin, 150 bin arasında olanlar için 4.25, 150 bin liranın üzerindeki kredi kartlarında ise %4.75 faiz oranını maksimum sınır olarak getirdi. Bu da iyi bir uygulama. Ama nakit çekimlerde %5 maksimum faiz devam edecek. Evet. Zaten burada nakit çekimler daha önce de sınırlandırılmak için bu faiz oranları giderek yükseltilmişti. Bir de şunu da sormak istiyorum. Siz yapılandırmadaki faiz oranlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Günün koşullarına göre yapılandırmadaki faiz oranları iyi. Yani daha düşük olduğu takdirde bankaların sıkıntıya sokardı. Daha yüksek olsaydı da vatandaşları, ödeyemeyen vatandaşları sıkıntıya sokardı. Yapılandırmada faiz oranları iyi. Yalnız şurada bir konu var. Ödemesi 30 günden fazla geçken ihtiyaç kredileri 60 ay vadeli yapılandırılabilecek diyor. 30 günü geçenler tamam, orada bir ihtiyaç kredilerine soruyorum da kredi kartlarında ödemesi 30 günü geçenler mi yoksa 90 günü geçenler mi? Orada herhangi bir açıklama yok. Onun da kredi kartlarında da 30 günü geçenlere bu hakkı vermek lazım. Eğer 90 gün koşulu gelirse kredi kartlarına, 90 günü geçmeyip ama kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlar bu haktan yararlanamazsa ciddi sıkıntı çekerler. Evet, şimdi tabii ki bu düzenlemeyle birlikte bankaların da nakit ihtiyacı önemli ölçüde karşılanmış olacak. Bir taraftan da şunu da sormak istiyorum. Acaba işte enflasyonla da mücadele ediliyor. Hep mücadelede özellikle tüketim unsurunu birazcık düşürmeye çalıştığını da biliyoruz hükümetin programında. Enflasyonu tekrar tetikler mi? Bunu da sormuş olayım yeri gelmişken. Yok, enflasyonu çok ciddi boyutta etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü limitler çok düşük. Düşük gelirli vatandaşların talebinin artarak enflasyonun artması söz konusu olmaz. O nedenle bu düşük gelirli vatandaşları, kredi kartı borcunu ödemeyen vatandaşları veya ödeyemeyen vatandaşları, ihtiyaç kredisini ödeyemeyen vatandaşların ödeme kolaylığı sağlanması önemli. Özellikle hükümetin bunu kabul edip bunlara destek vermesi bu süreçte önemli ve yararlı bir uygulama. Yapılması gereken bir düzenlemeydi. Yapılması iyi oldu. Şimdi şunu da sormuş olayım. Bu düzenlemede esasında bir dönem, en az bir dönem ödemeyenler ya da ödeyemeyenler yararlanabilecek bu haktan. Ama şunu da biliyoruz, yani kredi kartlarını kredi kartlarıyla çeviren vatandaşlarımız da var. Dolayısıyla ileriki süreçte acaba onlar için de bir düzenleme gelir mi? Yani hali hazırda düzenli ödüyor ama zorluk da yaşıyor. Evet, onlar da zorluk yaşayıp da geciktirmeyenler var Yaprak Hanım, sizin dediğiniz gibi. Bunları da kapsasaydı çok daha iyi olurdu. Ama genişletilir mi, genişletilmez mi? Şu an için bilemiyorum. Ama genişletilirse daha rahat, vatandaşları daha rahatlatıcılık ismi de içine almış olur. Şu anki görünen geçtiğimiz ay istatistiklerine göre 3.853.000 kişi bu düzenlemeden yararlanıyor. 3.853.000 kişi rahatlamış oluyor. Bugün sabah güler yüzlü rahatlayarak uyardılar bu 3.853.000 kişi. Bu da yaklaşık 20'de biri, 25'te biri nüfusumuzun. Oldukça önemli. Yapılan düzenleme doğrudur.
iyi bir düzenlemedir. Yararlı olması dileğiyle. Evet, tabii ki o 3 milyon 804 milyon diyelim biz kabaca. Dolayısıyla piyasada iş akışının rahat bir şekilde ilerlemesi açısından da oldukça önemli değil mi? Onların alım gücünün yükseltilmesi ya da işte bu gibi kolaylıklarla sağlanması. Önemli, ciddi bir geliri yok veya geliri borçlarına yetmiyor. Kredi kartı limitleri dolmuş, ödeyemiyor. Ve yoksulluk içinde yaşayan bu vatandaşlar her gün nasıl para bulup da geçineceğim, eve yiyecek nasıl alacağım diye bunları düşünüyordu. En azından bir süre için, bu 6 ay sürer bazıları için, bazıları 1 yıl sürer, bazıları 2 yıl sürer. Belli bir müddet yararlanmış, bu rahatlamış oluyorlar. Onun için iyi bir uygulama, dar gelirli kesimi, fakir kesimi ciddi boyutta rahatlatacak bir uygulama olarak görüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Babuşçu, yayınımıza katıldınız, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim Yaprak Hanım. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler sevgili izleyiciler. Ekonomist Şenol Babuşçu ile konuştuk.